Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte Huawei Mate 30 Pro cep telefonunu kutusundan çıkartıyoruz. Bildiğiniz gibi özel bir telefon bu. Amerika ile Çin'in arasının ticaret savaşlarıyla ile bozulmasıyla ile beraber önemli bir sorun ortaya çıkmıştı. Geçen yıl Mayıs ayında Google, daha doğrusu Amerika hükümeti, devleti, Amerikan şirketlerinin Çinli şirketlerle çalışmasına belli sınırlamalar getirmişti. İşte onlardan ilki de Huawei'yi Mate 30 Pro'ya vurdu. Google bu telefona Google servislerinin yüklenmeyeceğini, yüklenemeyeceğini açıklamıştı. O günler bugün aslında Huawei birçok telefon üretti. Onların hepsinde de Google servisleri vardı. Ama bu model ne yazık ki baştan beri Google servisleri olmadan piyasaya sürülen ilk ve tek Huawei cep telefonu oldu. Türkiye'de biraz geç geldi, yeni geldi. Biz de sizlerle birlikte kutusundan çıkıp genel özelliklerine bir göz atacağız. Her zaman olduğu gibi söylüyorum Sıfır ürün gönderiliyorsa mutlaka şöyle bir kutu açılım videosu yapıyoruz. Şuradan jelatinimizi sökelim. Biraz da zor sökülüyor. Evet. Şu an çıkarttık. Güzel bir kutusu var. Mate 20 Pro'nun geliştirilmiş, güncellenmiş versiyonu aslında. Huawei Mate 30 Pro. Teknik speklerini açıklamalar kısmında vereceğim. O yüzden çok tekniğe girmeyeceğim. Hem genel özelliklerine bakacağız hem de bize neler sunduğunu anlatacağım. Diğer detayları açıklama kısmında teknik özelliklerden görebilirsiniz. Telefonumuz bu şekilde. Bir jelatirimiz daha var. Onu da sökelim. Şöyle kenara kaldıralım. Gördüğünüz gibi dörtlü bir kameramız var. 40 megapiksel, 40 megapiksel, 8 ve tof kamerası olmak üzere 4 kameramız bulunuyor. Şöyle şunu da çıkartalım. Dairesel bir tasarım kullanılmış. Biliyorsunuz Mate 20 Pro'da hemen şöyle göstereyim onu da. Kameralar kare bir alana konulmuştu. Hemen solda Mate 20 Pro'yu görüyorsunuz, sağda ise Mate 30 Pro. Burada dairesel bir tasarım tercih edilmiş. Hoş bir renk. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz renkte güzel bir renk. Bu arada puzzle diyor. Şurada bir sticker daha var. Onu da sökelim. Onu da şuraya koyalım. Şunları da alalım şuradan. Bu tasarım güzel olmuş. Bu renk de güzel bu arada. Çok estetik, çok hoş duruyor. Dediğim gibi kameralar bu şekilde dairesel bir şekilde konumlandırılmış. Birazcık çıkıntı var bu arada. Hafif bir çıkıntı var görüyorsunuz. Görülüyor mu ya da bilmiyorum ama şu ekrandan bir çıkıntımız var. Yine kırmızı renkli tuşumuz, power tuşumuz yan yüzde yer alıyor. Burada başka bir tuşumuz yok. Ses açma kapama tuşu vesaire de evet burada yok gördüğünüz gibi. Şu anda hiçbir şekilde şu alt kısmında hafiften konumlandırılmış gibi. Alt tarafa bakalım biraz. Alt tarafta neyimiz var? Type-C bağlantımız mevcut. Sim kart yuvamız burada. Hoparlör çıkışları da burada görüyorsunuz. 3.5 milim zaten Mate 20 Pro'da da yoktu. Bunda da yine Konulmamış. Üst kısmında yine algılayıcılar ve diğer mikrofonlar bulunuyor. Bunun dışında bir tuşumuz vesairemiz şu anda görülmüyor. Açalım telefonu. Bu arada 6.53 inçlik bir ekranımız mevcut. Diğer teknik detayları açıklamalar kısmında vereceğim. Önde de çift kameramız var bu arada. Ama alan derinliği için o da kullanılan bir kamera. Şu an açılıyor. O açılırken biz Diğer şeylerimize bir bakalım. SIM kart iğnemiz var. Şurada gördüğümüz gibi. Hani güzel de bir kılıf var muhtemelen. Şu anda çıkartayım onu. Şöyle çıkarmak zorunda kalacağım çünkü her şeyi içine koymuşlar. Sert mi bakalım? Aynen Metal Pro'da çıkıyordu böyle bir kılıf. Sert bir kılıf bu sefer yalnız. Yumuşak değil. Metal Pro'da yumuşak bir kılıf çıkıyordu. adaptörümüz burada. Görüyorsunuz. Super özelliği olan adaptörümüz. Ben böyle şeylerin kutudan çıkmasını daha çok tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi bazı markalar bu ürünleri hani işte 30 watt diyor ama kutudan 30 watt şeyi çıkmıyor. Ee, söyleyin şunun ismini. Adaptörü o bence saçma. Ne, çık, ne destekliyorsa çıkması lazım. Benim kişisel fikrim. Bakalım başka ne var? Type-C kablomuz muhtemelen. Evet Type-C kablomuz var düzeltelim. Güzel de bir Type-C kablomuz var. Bunun dışında bir de Type-C'den bağlanan kulaklığımız mevcut. Ben çok sevmiyorum Type-C ama bu modelde bu ailede böyle yapıyor ee, Huawei. Type-C güzeldir fakat ben yine de 3.5 mm tercih edin Şimdi telefonu biraz kurulum yapalım isterseniz. Google servisi olmadığı için çok uzun sürmeyecek muhtemelen. Peki Google servisi olması olmuyor ne demek? Onu biraz açıklayayım isterseniz. İşte YouTube'dur, Google haritalar vesaire falan. Hiçbirisinin olmadığı anlamına geliyor arkadaşlar. Sonra yükleyebiliyorsunuz. Hatta sektörde teknoloji basında birçok arkadaş yaptı bunu. O videoları izleyebilirsiniz. Şunları atlayalım. Atlayalım. Etkinleştirelim. Daha sonra diyelim. Etkinleştir diyelim. Yeni cihaz olarak kur diyelim. Hareketleri denetle diyelim. Şuradan gösteriyor ne, ne yapmanız gerektiğini. Aferin. Bravo. Başardık. Şimdi bunu yapacağız. Evet. Bunu da başardık. Alttan yukarı doğru kaydırın diyor. Harika. Şimdi yukarı doğru kaydırıp tutun diyor. Tamam. Şimdi telefonumuz açılıyor. Daha sonra diyelim. İşte telefonumuz açıldı. Bu telefonda Google servisleri yok. Bu dediğim gibi bu ne anlama geliyor? Google'la ilgili haritalar, işte YouTube, ne bileyim aklınıza gelebilecek her şey, ya daha sonra hiçbirisi bu telefonda bulunmuyor. Sonradan yükleyebiliyorsunuz. Söylediğim gibi onun da yöntemleri var. Birazcık böyle uğraştan bir yöntem olsa da sonradan istiyorsanız yükleyebiliyorsunuz. Şöyle bir genel menüye bir bakalım isterseniz. Aslında işte Android 10 ile geliyor bu arada. Android 10 ile geldiği için. Şimdi ben Huawei Mate 20 Pro'yu da Android 10 ile kullanıyorum. 30 zaten direkt öyle geliyor. Gayet güzel. İşte burada telefon hakkında diyoruz. Özelliklerimiz de burada var. En son güvenlik yaması işte 8 GB, 256 GB depolama. iki ayında yüklenmiş. Ee, geri diyelim. İşte bu şekilde kullanabiliyoruz. Gayet güzel, hoş bir telefon. Çok şık bir telefon bu arada. Yani çok güzel olmuş. Mate 20 Pro'yu da ben çok beğeniyordum ama bu telefon daha da güzel olmuş gibi. Birazcık kamerasına bakalım. Evet. Şöyle bir kameramız var. Bu Mate 20 Pro'ya da gelmişti. Bu arayüz hemen hemen aynısı. İşte 30x zoom özelliğimiz var. Portre modumuz var. Açıklık. Aslında daha önce Huawei'nin telefonlarında da gördüğümüz işte menüler, ayar menüleri, kamera menüsü vesaire birebir aynısı. Hemen hemen aynısı gelmiş arkadaşlar. Ön kameraya biraz bakalım. Şu an kayıt setup'ımızı göreceksiniz. Telefonumuzu ters çevirdik. Burada da diğer telefonla ilgili yaptığımız yine daha önce gördüğümüz gibi daha önce birçok Huawei telefonda gördüğümüz bir arayüz bizi karşılıyor. Şöyle tekrar normal kameraya geçelim. Fotoğraf moduna geçelim. İşte burada bir sürü ayarlar vesaireler var. AI lens geliyor. Çözünürlüğü buradan değiştirebiliyoruz. 40 megapikseli ayarlayabiliyoruz. İşte bu zaman zoom girme vesaire gibi özellikler ortadan kalkıyor bu şekilde kameramızı da kullanıyoruz. İşte güzel bir telefon olmuş. Yani bu telefonla ilgili Google servisleri olmadan kullanılır mı? Birazcık düşünmek lazım arkadaşlar. Bugün artık birçok şeyimizi biz Google üzerinden hallediyoruz. Google işte Gmail'di, YouTube'du vesaireydi. Kullanılır mı? Ya kullanılmaz diye Bence kullanılır. güzel bir deneyim gelecek arkadaşlar. Onunla ilgili ben güzel bir deneyim videosu çekeceğim sizler için. Neler sunduğunu karşılaştırma falan da yapacağız. Kamerasına da bakacağız çok güzel, çok detaylı bir inceleme gelecek. O gün gelene kadar sizden ricam YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi de unutmayın. Bu arada Huawei Mate 30 Pro ile ilgili sormak istediğiniz soru ya da şu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi düşünceleriniz, sorularınız, kafanıza takılan şeyler varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.